Galaxy'desiniz. Karşınızda Tarsis adlı henüz Steam'de yerini almış ilginç, enteresan bir oyunla birlikteyiz. Oyunun konusu şu: karşınızda görmüş olduğunuz Mars gezegenine seyahat ediyoruz. Mars gezegeni görevi, yani insanlığın ilk Mars'a görevini canlandıracağız bu oyunda. Fakat oyunda göreceksiniz ki böyle zarlarla marlarla oynanan bir oyun. Şans unsurunun yüksek olduğu bir oyun. Böyle şansınıza güvenip ya da güvenmeyip çeşitli kararlar veriyorsunuz ve bu kararların sonuçlarıyla yüzleşiyorsunuz. Şimdi Start Game, New Game diyorum. Oyun bu arada erken erişimde, yani deneme sürecinde. Şimdi tutorial görelim. Difficulty normal olsun. Bunlar kapalıymış. Bakın burada psikolojist, commander, pilot, technician, cannibal falan var. Cannibal ne alaka bilmiyorum. Cannibal bildiğin yam yam demek yani. Doktor Kayla Jones diye biri. Alishan Silva specialist. Paka Lavolin mekanik. Yaen Olovo ise kaptan olarak karşımıza çıkıyor. Confirm diyoruz. Şimdi bir tutorial bölümü var tabii ki. This briefing will give you an idea command of crew utilities functions falan filan. Iktomi bir gemi, yani şu geminin adı Iktomi sevgili arkadaşlar. Bu Iktomi Mars'a doğru seyahat ediyor. 10 haftada Mars'a ulaşması bekleniyor. Şunlar da böyle haftalar gördüğünüz gibi. Sonunda Mars'a ulaşıyoruz. 10 hafta içerisinde Mars'a ulaşması beklenen bir gemi. Tabii ki Mars'a ulaşmak kolay değil. Yani hikayemiz Mars'a ulaştıktan sonrası değil, Mars'a ulaşma arasındaki sıkıntılarla alakalı bir şey. O yüzden ilginç şeyler yaşayacağız yani. Shipwave dediği sekiz modülden oluşuyormuş gemi. Geminin efendim bütünlüğü, şu kırmızısı hasarı, kaç hasar alacağı mı ne artık? Şeylerin, olacak olayların mevcut mevzunun, yani şu anda geminin başındaki mevcut sıkıntının ne kadar hasar vereceğini gösteriyormuş şu kırmızı. Şu beyaz ise geminin toplam şeyi, sağlığı. Şu anda sistemler nominal, yani normal. Efendim bu da crew, yani bizim tayfamız. Şu anda yüzünü göremiyoruz çünkü bu bir şey, tema gibi düşünün bunu. Şu yan taraftaki stresiymiş şu. Şurası sağlığıymış. Bu da ne kadar zara sahip olduğu. Şunu göreceksiniz ki zar atacağız ve bir kişinin ne kadar fazla zara sahip olduğu çok ama çok önemli. Okey diyoruz. Events, bu da olaylar. Yani gemideki şu anda olaylar. Tank inspection dediği herhalde bir şey var. Tankta sızıntı var burada. Bu sızıntı tek bir hasar verecek. İşte şurada görünen hasar da o zaten. Tek bir hasar verecek. Repairs needed, tamir etmek için gereken zar sayısı. Yani bir gerekiyor. Herhangi bir görevimizde bir atarsak zar, bir veya daha fazlasını atarsak bu hasarı tamir ediyoruz. Hazards dediği 3. Bu 3 zarı değiştirilemezler. Yani eğer 3 gelirse bu zar böyle donuyor kalıyor. Atıyorum 5 tane zarımız var. Bunu görünce daha iyi anlayacaksınız. Şu anda tabii benim anlatmam çok saçma ama. Mesela diyelim ki 5 tane zarımız var. 3 zarı kilitli, hazard görünüyor. Attık işte 5 tane zarı. Bir tanesi 3 geldi. Diğerleri çok düşük geldi. Beğenmedik. O 4'ünü tekrar atabiliyoruz ama bu 3 gelen sabit kalıyor. Çünkü 3 hazard bu noktada. 4 tane zar atabiliyoruz bir dahaki sefere. Yani hazardsımız 3. End of turn damage dediği şu hasar, yani bir tane hasar verecek falan. Select the crew member first and then click directly on module. Diyor ki crew member'ı seç, yani şu John Cross, ve şuraya getir diyor, deploy. Evet, şu anda o görevlimizi geminin o modülüne, hasarlı olan modülüne sevk ettik. Şimdi stasis dediği işte şu 3, yani 3 atarsak sıkıntı. Şu an bu şeyi kurtarmaya çalışıyorlar astronotlarımız. Okey. Şimdi roll. Roll butonuna bastığımız an zar atacağız. Bu crew'umuzun, bu görevlimizin 1, 2, 3, 4 tane zarı var. Yani 4 tane zar atacak. Buyurun. Attı. Mükemmel bir şey geldi. Gördüğünüz gibi şu 3 kaldı. Stasis oldu. Ha, bu arada şey varmış.
Mesela injury yazarsa burada stasis yerine. O zar gelirse görevlimiz hasar alıyor, yaralanıyor. Void eğer varsa, mesela 3'ün altına void yazsaydı 3 gelen zarımız yok olacaktı. Yani artık görevlimiz 4 değil 3 zarla hayatına devam edecekti. Şimdi 1 gerekiyordu. Şu 3'ü koyalım buraya. Çat. Tamir ettik. Şimdi burada çeşitli başka şeyler var. Mesela bir tane daha zarımız var. Bu zarı atalım böyle. Ha, bir tane daha zarımız yok. Keşke zar atmasaydık. Çok kötü oldu. Her neyse. Şu biri klasımıza koyalım. Bu klasımıza şey attırmak için. Şu dördü yemeğe koyalım. Şu beşi de research'e koyalım. Research de bilimsel araştırma anlamına geliyor. Böyle bütün zarlarımızı diğer bütün her şeye aktardıktan sonra finish deployment diyoruz. Görevimiz tamamlanmış oluyor. Tankı tamir etmiş oluyoruz. Şimdi yeni sıkıntılar başlayacak. Meteor geliyormuş. Meteor çarpacak ve oyun şu andan itibaren başladı. Yani ilk ciddi sıkıntımız bu. Geminin tankı patlamış oluyor sevgili arkadaşlar. Her şeye hazırlanmıştık. Her şeye ama her şeye diyor. Ama hepsine aynı anda hazırlanmamıştık. Geri dönemeyiz. Fakat ileri nasıl gideceğiz? Korkunç bir durum hakikaten. Mars görevi. Martian'ı izlediniz mi bilmiyorum. Bu son dönem benim izlediğim en iyi filmlerden biriydi. Martian, Marslı. Gerçekten çok başarılı bir film. O filmi hatırlatıyor bana. Hakikaten o Mars görevi tehlikeli bir görev. Ay görevi de tehlikeli bir görev. Bırakın Kerbal Space Program'da görüyoruz. Yörüngenin dışına çıkmak bile oldukça tehlikeli. Şimdi yeni görevimiz hayatta kalmak. Yani şu 10 hafta boyunca Mars'a ulaşana kadar hayatta kalacağız. Şimdi birkaç görevimiz var sevgili arkadaşlar. Örneğin meteorit saldırısından dolayı şu bölgede bir şey sıkıntımız var. Kaçak sıkıntımız var. Zaten şuradan da böyle bir kaçak var. Bakın buradan da hava kaçıyor. Şu anda bunu kesinlikle halletmemiz lazım. Geminin toplam şeyi sıkıntılı. Gördüğünüz gibi. Şuraya bakarak da geminin genel durumuyla alakalı bilgi alabiliyoruz. Güzel. Disaster reduced supplements falan. Bizim şeyimiz yok. Mesela şunu yap diyebiliyor muyuz acaba? Diyemiyoruz çünkü yok. Ha, bilimsel araştırma puanımız burada 6 olsaydı 28 repair yapabilecektik. Şu modülü şak diye tamir edebilecektik mesela. Bilmiyorum anlıyor musunuz? Ben anlatıyorum böyle salak salak ama umarım anlıyorsunuzdur. Şimdi LDO'yu mu tamir edelim, bunu mu tamir edelim? 8 gerekiyor. Bence specialist'imizi alalım veya mekanikçimizi alalım ve şuraya LDO'yu tamir etmeye gönderelim. LDO sanırım geminin şeyi. Eğer 5 atarsak mekanikçimiz yaralanacak. Bu da çok kötü bir şey. Roll diyorum. Ne olur 5 atma. 5 geldi. 5-1 geldi. Çok iyi oldu valla. Hakikaten harika oldu. Mekanikçimiz yaralandı. Fakat şu repair yapıp 5 ile düşürebiliriz. Şunu da 2'ye düşürürüz. Finish deployment diyorum. Neyse en azından burası 2'ye düştü. Şimdi doktorumuzu alalım. Doktorumuz bizim en zeki varlığımız şu anda. Deploy. Bu bölümü tamir etmemiz gerekiyor. 27 gerekiyor ama. Roll diyelim. O mükemmel geldi valla. Valla mükemmel geldi. Çat. 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 Baya tamir ettik burayı. 9'a düştü yani. Şimdi şu kaptanla şurayı tamir etmek istiyorum. At diyorum zar. Ay lanet gelsin be. Ah tamir oldu. Kaptan yaralandı ama. Tamir oldu yani. Artık burası tamir edilmiş durumda. Allison Silva'yı şuraya göndereceğim. Deploy. Roll. Zaten iki tanecik zarı var zavallının. 4-4 geldi. Şimdi. Başka yok. Sadece bir tane. Tüh bir taneyi buraya vermiş olduk yani. Şunu da şuraya verelim. Finish deployment.
Şuraya bir tane bilimsel araştırma gelsin. Çünkü lazım olacak bir şey. Herkese bir ara sar verdi. Kaptanımız ben onlara liderlik etmezsem ölecekler dedi. Şimdi iki tane seçeneğimiz var. Her turda bize böyle iki seçenek sunuyor. Mesela bir seçeneğimiz neymiş? Artı 2 asist, eksi 1 şip. Artı 2 asist, %20 stres herkese. Eksi 1 şipi tercih ediyorum. Gemiden eksi 1 verelim. Update. Şimdi şurada bir tane yemeğimiz var. Bu yemeği kime verirsek ona artı 3 şey gelecek. Zar gelecek. Ben de mekanikçimize veriyorum. Ve finish diyorum. Evet, yeni sıkıntılar baş gösterdi. Henüz şunu sökmeden. Güzel oldu bu. Şu var. Şurayı halletmemiz lazım. Tamam, şu motor çok önemli değil açıkçası. Ama gerçi gemiye hasar verecek bu motor. Ben önce şunu bir halledeyim abi. Specialist ile gidiyorum buraya. At şuraya 5 be. Vallahi attı. Ah. Tamir ettik iyi mi? Artık burası tamir edildi. Güzel oldu. Şimdi mekanikçimizle şuraya gideyim. Şuraya mı gideyim? Buraya mı gideyim? Buraya mı gideyim? Buraya gideyim hadi mekanikçiyle. Ha, buraya ama deploy olmak eksi bir sağlık anlamına geliyormuş. Vallahi harika bir şey ya. Tamam, devam et. Roll. 4-4 Void oldu lan, gitti. İki tane zarımız gitti. Güzel. Burayı da hallettik. Şu kaldı. Doktor şuraya git abi. At zarı. Oo, 5-8. Finish deployment. Burayı da tamir ettik. Başka var mı şu anda elimizde? Şu var. Kaptan var. Kaptan sen bu işi halledersin güzelim. At bir tane güzel bir zar bana. Dört güzel işte bu. Selametle. Gemimiz şu anda tamir edilmiş durumda. Çok korkmuştum ama diğerleri beni yanılttı diyor. Bu işi çözdüler, geminin bütünlüğünü sağladılar. Sanırım gerçekten şansımız var. Tamam, artık gayet mutluyuz. We only make this. Artı 2 herkese eksi 2 ship, artı 2 asist yüzü. Şunu seçeceğim. Herkese artı 2 sağlık ama gemiden eksi 2 vereceğim. Bu arada yemek yok. Maalesef. Tamam. Finish. Şimdi gemimiz fakat sevgili arkadaşlar göreceksiniz ki destruction imminent, yani bu gemi patlar diyor. Bu gemi patlarcı diyor. Kimse kusura bakmasın, bu gemi patlar diyor. Şimdi bence şu zarımızı oynamamız lazım. Mekaniği alıyorum. Şuraya deploy ediyorum. Ve roll diyorum. Çat. Çat. Şimdi bir mi atmamız lazım? Hadi oğlum bir bir. Bir at lan bana. Ne olur bana bir at. Bana bir atacak biri lazım. Hop. Bir. Bir. Bir işte bu. Hop. Geldi. Bunu nasıl kullanacağız acaba şimdi? Mesela buraya giriyorum. Tamam.
Ha bunu da kullan diyor. Reduce stress. Finish depo. Bu modül. Burası tamir olmuş oldu. Vay güzel. Ama bu gemiye hasar verdi. Bu da gemiye hasar verdi ve gemimiz patladı. Gerçekten çok ama çok başarılı bir yönetimle Mars seyahatimize 2 hafta gittik. Bakın gemimiz parça ayrılıyor. Demek ki neymiş? Mevcut şeyimizin mürettebatımızın önemi kadar stresi kadar geminin kendisi de önemliymiş. Biz mürettebat stres yapmasın diye gemiye ver, gemiye ver yaptık. Gemi patladı. Mürettebat stressiz ve kafası rahat bir şekilde uzayın derinliklerinde öldü. En azından çağın hastalığı stres ve depresyondan uzak durmuş olduk. Tarsis diye karşınızda sevgili arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendisi Steam'de şu anda 15 lira gibi bir şey satılıyor. Bu arada ismini açıklamak istemeyen bir izleyicimiz kendisi Steam hesabını bizle paylaşarak bu oyunu oynamamızı sağladı. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Hepinize videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bizi takip etmeye, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Facebook, Steam ve Twitter'dan bizi takip edip kanalımızla ilgili yeniliklerden ve paylaştığımız eğlenceli şeylerden haberdar olabilirsiniz. Videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir seyahatte görüşürüz.